Herkese merhaba. Karantinada olduğumuz bu günleri halen verimli bir şekilde geçirdiğinizi düşünmek istiyorum gençler. Kadın hastalıkları ve aile planlaması dersimize tabii ki devam ediyoruz. Talhacığım, dinliyorsun değil mi oğlum? Mustafa, Batuhan, bak ikinci dönem çok iyi başladınız. Bunu istikrarlı bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Tamam mı oğlum? Evet, cinsel yolla bulaşan, döküntüyle seyreden hastalıklardan bahsetmiştik. Bunlar nelerdi? Sifilizdi, yumuşak şankırdı ve dün de genital herpesten bahsetmiştik. Bugün ise sizlere lenfa granuloma veneriumdan bahsedeceğim. Lenfa granuloma venerium. Adından da hissedeceğiniz gibi lenfleri etkileyen bir hastalık türü. Peki buna sebep olan mikroorganizmanın adı ne? Tahmin edin bakalım. Evet, Tuğba, Filiz, Beyza. Diyeceksiniz ki anlatmadınız ki hocam, biz nereden bilelim? O zaman söylüyorum ben de. Lenfa granuloma veneriuma neden olan mikroorganizmanın adı Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis çok sinsi bir mikroorganizma türü. Peki bu sinsi mikroorganizmayı bir yakından tanıyalım mı gençler? Ekranda göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi Chlamydia trachomatis bir virüs kadar küçük, antibiyotiklere cevap verecek kadar da duyarlı bir mikroorganizma türü. Yani bir bakteri. Hücre içi sıvıda, yani intraselüler sıvının içerisinde yaşıyor. Oradan çoğalarak da yayılmaya başlıyor. Lenfogranuloma venerium 3 evreden oluşuyor gençler. Birinci evre, ikinci evre ve üçüncü evre. Eğer bağışıklığınız yüksekse ilk iki evreyi sessiz atlatılıyor. Hiçbir semptom vermeden biliniyor. Ama bunun en kötü tarafı son evreye geldiğinde, ki rektumda füstüllere kadar sebep olabiliyor, geç kalınabiliyor ve tedavisi çok daha uzun sürebiliyor. Genelde lenfogranuloma venerium yaygın olarak görülmekle birlikte erkeklerin yarısında, kadınların ise %75'inde görülme sıklığına sahip. Bağışıklık yüksek olduğunda dediğim gibi ilk iki evreyi sessizce görülüyor. Son evrede görüldüğünde de geç kalınmış olunuyor. Peki diyelim ki bağışıklığımız düşük. O zaman lenfogranuloma veneriumun birinci evresinde gençler, kuluçka evremiz 3 ile 30 gün arası sürüyor. 3 ile 30 gün arasında vesikopüstüler dediğimiz bir döküntü şekli ortaya çıkıyor. Vesikülü hatırlayacaksınız. Diğer hastalıklarda bahsetmiştik. Kenarı kırmızı, ortası baloncuk gibi, içi sıvı doluydu. İşte bu sıvının enfekte olması, yani pürlanma hale gelmesiyle biz buna püstüler diyoruz. O yüzden lenfogranuloma veneriumdaki döküntünün adına vezikopüstüler döküntü diyoruz. Bu döküntünün şekline bakalım. Şurada gençler, gördüğünüz gibi etrafı kırmızı, baloncuk gibi, ancak içi pürülenli bir sıvıyla dolu. Şurada yine kasıkta, lenf kısmında görüyorsunuz şu kısımda vezikopürülen akıntıyı, püstüler akıntıyı. Bu bir kadın genital organı, çocuklar, labia majörler. Ve şurada gördüğünüz gibi kasıklarda, lenflerde gözüküyor. Labyalarda vezikopüstüler bir döküntümüz var. Şurada da erkek genitali, çocuklar, döküntüyü glant penisin aşağı kısmında görüyoruz. Vezikopüstüler bir döküntü var. Şu kısımda da yine aynı şekilde döküntümüz mevcut. Diğer bir döküntüyü göstermek istiyorum. Şu kısımda. Bu bir kadın genital organı. Lenflerde çıkan bir veziko püstüler döküntü.
Şurası erkekte görülen her iki tarafı da tutmuş vezikopüstüler döküntümüz. Burada yine bir erkek kasık kısımlarında lenflerin olduğu yerlerde vezikopüstüler döküntü var. Şurada daha yakından şunu görebiliriz. Şimdi çocuklar, vezikopüstüler döküntülerin nereden görüldüğünü az çok resimlerden canlandırdınız kafanızda. Şimdi birinci evreden bahsediyorduk. Demiştik ki birinci evrede 1 ile 3 ile 30 gün arası bir kuluçka evresi var ve vezikopüstüler bir döküntü görülebiliyor. Bu döküntüler ilerlediğinde aynı zamanda erkekte ve kadında idrar yollarında da enfeksiyon yaratabiliyorlar. Erkeklerde düzürü, kadınlarda da yine aynı şekilde ağrılı idrar yapma görülebiliyor. Aynı zamanda erkeklerde enfeksiyon ilerlediğinde idrar yaptığı yerden sarı, pürülanlı bir akıntı belirebiliyor. Kadınlarda nasıl oluyor bu? Enfeksiyon rahim ağzı kanalına kadar ilerleyip serviksi enfekte ettiğinde servisit oluşuyor. Ve burada yine pürülan akıntı kadınlarda da görülebiliyor. Şimdi demiştim ki çok sinsi bir hastalık türü bu. Birinci evrede tedavi olmadıysa ikinci evreye geçiyor. Ve ikinci evrede 2 hafta ile 1,5 ay arasında sürüyor. Ve bu dönemlerde daha da ilerliyor ve lenflere kadar geliyor. Ve lenflerde damarlarda tıkanıklık yarattığı için buralarda lenf adenopatiler görülüyor. Aynı zamanda kadınlarda labia majör ve labia minörlerde şişmeler meydana geliyor. Erkeklerde nasıl görülüyor bu? Erkeklerde de testislerin, yumurtalıkların bulunduğu torba şişiyor, gerginleşiyor ve yumurtalıklarda da iltihaplar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla erkek yumurtalıklarına ve penisine dokunamıyor, hassaslaşıyor. Kadın da yine muayene edileceği zaman ya da kendine dokunduğunda bir hassasiyet labia majör ve minörlerde görülebiliyor. Üçüncü evreye geldiğinde üçüncü evre daha da ilerlemiş bir evre oluyor. Rektuma kadar geliyor ve buralarda füstüller yani yırtıklar meydana getirebiliyor. Aynı zamanda kadınlarda da yine anal bölgeye ilerleyebildiği gibi iç üreme organlarına kadar da yayılabiliyor. Uterusa gelebiliyor, tüplere gelebiliyor. Daha sonrasında PID dediğimiz pelvik infeksiyonlarına sebep olabiliyor. Ve pelvik infeksiyonların %60'ını Chlamydia trachomatis dediğimiz bu bakteri türü sebep olduğu kaynaklar söylüyorlar. Şimdi gençler, üç evremizi de gördük. Ama şunu unutmayalım ki eğer bağışıklığımız düşük değilse, normalse ve bağışıklığımız kuvvetliyse bu evreleri görmeden de kanınıza bu mikroorganizmayı taşıyaraktan da yaşamınıza devam ettirebiliyorsunuz. En ufak bir şey de bağışıklığınızın düştüğü andan itibaren bu döküntülerle yüzleşebiliyorsunuz. Erken dönemde yakalandığında tedavisi daha kısa sürüyor ve daha çabuk atlatılabiliyor. Ancak geç kalındığında en az 10 günlük bir tedavi, antibiyotik tedavisi ve semptomatik tedaviler yapılabiliyor. Çünkü ağrılar meydana gelebiliyor. Özellikle erkeklerin skrotumunda, yumurtalıklarında, kadınların ise kasık ve bel ağrıları dayanılmaz hale gelebiliyor. Şimdi lenfogranuma venereum'dan çocuklar tedavisinden bu şekilde bahsettik. Hemşirelik bakımından nasıl bahsedeceğiz? Hemşire yardımcısı ne yapması gerekiyor? Elbette ki antibiyotik tedavisini ve semptomatik tedavi yerinde zamanda yeterli dozda yapılması gerekiyor. Eğer yaşam bulguları takip edilmesi gerekiyorsa yaşam bulgularını takip etmemiz gerekiyor. Perine bölgesinin temizliğine, hijyenine dikkat etmek lazım. Yumuşak, pamuklu kıyafetler giyilecek, sıkmayacak çamaşırlar bedeni. Şunu da unutmamak gerekiyor. Chlamydia trachomatis çocuklar ortak çamaşırlarla ya da havuza girmeyle ya da ortak havluyla bulaşmıyor. Direkt
deri döküntüsünün temasıyla bulaşabiliyor. Bunu unutmayalım. Ama yine de dikkat etmekte her zaman için yarar vardır. Çocuklar bir de gebeler eğer bu hastalığa yakalanmışlarsa bebeğin özellikle göz ve akciğerlerini yakın takip almamız gerekiyor. Çünkü göz enfeksiyonu yarattığında körlüğe sebep olabiliyor. Erken dönemde ise bu önlenerek kişinin bebeğin kör olmasının önüne geçilebiliyor. Elbette ki güvenli cinsel ilişki olmazsa olmazlardan bir tanesi prezervatif takılsa bile güvenli cinsel ilişki sayılmıyor. Çünkü döküntü temas ettiği takdirde bulaş sağlanmış oluyor. Lenfogranoma veneriumdan bugün bahsettik. Yarın size genital sihirden bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.